Bismillahirrahmanirrahim. Halk dilinde kalu beladan beri iman ettim şeklinde dolaşan bir söz vardır. Bu söz doğru mudur ve manası nedir? Bu söz doğrudur. Kur'an-ı Kerim ile de sabittir. Araf suresi 172 ve 173. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Rabbim Adem oğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da evet şahidiz demişlerdi. Müfessirlerin çoğu bazı hadislere isnat ederek bunu şöyle açıklıyor. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra zerrecikler halinde bulunan zürriyetini sulbünden çıkararak kendilerine hitap edip buyurdu ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu açıklamaya göre gerçekten Cenab-ı Allah ile ruhlar arasında böyle bir muhavere vaki olmuştur. Az önce de beyan ettiğimiz gibi bu muhavere ve misak dünyada Hz. Adem'i yarattıktan sonra olmuştu. Ruhların imanı da o zamanda da olmuştu. Yalnız İbn Kesir tefsirinde ifade ettiği gibi bu hususta varit olan hadisler merfu değil mevkufturlar. Bunun için selef ve halefin bazı alimleri ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin tarzındaki soru ve cevap kal ile değil yani lafız ile değil hal iledir. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu kainat manzumesi ile rububiyetini ilan edip ispatlıyor ve insanların fıtrat ve duyguları Allah'ın kainatın Rabbi ve tek olduğunu kabul ediyor. Yani insan bozulmamış ise ruh ve duygusunda bu gerçeği bulabiliyor. Demek ki bu misak ve ahd kavli değil fıtriidir. Yoksa bu kavli olsaydı insanın aleyhine hüccet olabilmesi için vaki olan bu milsake hatırlayıp bilmesi gerekirdi. Halbuki biz insanlar böyle bir şeyin vaki olduğunu bilemiyoruz. Kadı Beyzavi de bu kanaattedir. Yalnız İbn Hacer el-Heytemi el-Fetaval Hadisiye isimli kitabında Kadı Beydaviyi ağır bir dille suçlayarak bu görüşün alimlerin çoğunun görüşüne aykırı bir görüş olduğunu ifade ediyor. Bazı kimseler kavlu bela meselesini şöyle anlatırlar. Cenab-ı Allah için insanların vücutlarını yaratmadan önce onların ruhlarını ervah aleminde yaratmış ve tümüne hitaben şöyle demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da cevaben bela yani evet demişler. O zaman da ruhlar Allah'a iman ederek onun birliğini ve Rabları olduğunu ilan etmişlerdir. Bu söz her ne kadar yaygın bir halde ise de esası yoktur. Ayrıca ayeti kerime bunu yalanlamaktadır. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi ayetin manası Rabbin Adem oğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Yani Allah Hazreti Adem'i ve oğullarını yaratıp dünyaya yerleştirdikten sonra bu soru ve cevap vaki olmuştur. Ruh alemini müsbet veya menfi olarak asla dile getirmemiştir.